Ben de bugün bu toplantıya katılabilmiş olmanın samimi mutluluğunu sizinle paylaşmak istiyorum. Katılabilmiş olmak derken de özellikle son birkaç gündür İstanbul'daki fırtına sebebiyle uçuşların iptal edilmesi, gidip gidemeyeceğimizin belli olmaması gibi şartlarda gelmek imkanını elde ettik. Ama netice itibariyle buradayız. Burada hep beraber olmak sizin de paylaştığınız bir duygu olduğuna inanıyorum. Son derece mutluluk verici. Yılın belirli zamanlarında bu sektörün bütün sıkıntılarını üstlenmiş insanların bir araya gelmesi ve görüş alışverişinde bulunması sektör açısından da kuruluşlar açısından da son derece yararlı bir durum diye düşünüyorum. Şimdi buraya gelmeden evvel gayri safi yurt içi hasıla rakamlarının, üçüncü çeyrek rakamlarının açıklanmış olması sunuşumuza bir ilave bir renk kattı. Yılın ilk üç çeyreği itibariyle Türkiye'nin büyümesi %12.2 olarak görünüyor. Ve bunu önümüzdeki aylarda sıkıntı yaşasa bile Türkiye %10'un üzerinde yıl sonu itibariyle kapatacak intibaını veriyor. Burada sıkıntılı gibi görünen sektör inşaat sektörü. Özellikle Ekim ayında değil de geçtiğimiz ay Eylül ayı rakamları %40 civarında inşaat demiri tüketiminde bir düşüş gösteriyordu. Bu ay biraz artış bile var. %10 civarında Ekim ayında bir artış söz konusu. Dolayısıyla inşaat sektöründe bir yeni yatırımlar yapmak yerine eldekileri önce bir realize etme. Şartlar da müsait, bu döviz kurları falan inşaat sektörünün elindeki konutların satılması açısından geçen yılda ucuz kredi imkanları vardı. Bunu kolaylaştırıcı bir faktör oldu. Dolayısıyla bu eldeki stokların eritilmesiyle önümüzdeki yıl inşaat sektöründe canlanma beklemek olumlu bir değerlendirme olmayacak diye düşünüyorum. İmalat sanayimizin durumu son derece iyi. Hemen hemen bütün alt sektörlerde olumlu bir durum söz konusu. Bu Türk imalat sanayinin başarısı yanında zannediyorum uzak doğudan başka yerlere yönelme eğiliminin de desteklediği bir durum. Bunun tabii bir parçası olarak çelik sektörümüzün durumunda da üretim açısından yılın ilk üç çeyreği itibariyle %15'lik bir olumlu görüntü var. Bu %15'lik olumlu durum dünya çelik üretimindeki %5.2 ile karşılaştırıldığında, 5.7 galiba, yaklaşık 3 misli civarında bir daha iyi performansı ifade ediyor olması açısından da önem taşıyor. Şimdi dünya çelik sektöründeki rakamlara baktığımızda özellikle Çin'deki gevşeme, Çin'in ilk defa son yıllarda 883 milyon tondan 877 milyon tona düşen düşüş eğiliminde bir performansı var. Buna karşılık dünyanın diğer ülkelerinde bir artış eğilimi söz konusu. Netice itibariyle dünya çelik üretiminde yılın ilk yarısı itibariyle özellikle geçen yılın pandemi etkisi altındaki aylarına kıyasla baz etkisinden desteklenen yüksek oranlı artış, %10'un üzerindeki artış %5 civarına gerilemiş görünüyor. Bunun önümüzdeki 2 ayda da devam edeceğini ve %4'ün altına düşeceğini değerlendiriyoruz ve Türkiye'nin performansının bunun dünya performansının 3 mislinin daha üzerinde olacağını düşünüyoruz. Şimdi bu rakamlar itibariyle baktığımızda Türkiye'nin çelik üretimi 29 milyon ton ilk çeyrek itibariyle bu 33 milyon tona geçti. 33 milyon tonu geçti. 33 milyon ton bu 10 ay itibariyle. Bu rakam bize %14.2 ile 14.2'lik bir değişmeyle 8. sırada yer alma imkanı tanıyor ve dünya çelik üretimindeki payımız da 2.1 seviyesine çıkmış durumda. Bu tabii 0.1'lik
0.10'da 2'lik gelişmeler Türk çelik sektörü açısından çok önemli. Milyonlarca ton anlamına geliyor takdir edersiniz ki. Ve burada esas önemli bir noktada Almanya ile aramızdaki 500-600 bin tonluk fark tekrar 200 bin ton farka inmiş vaziyette. Önümüzdeki 2 ay içerisinde bunun kapatılması mümkün görünüyor ve Türkiye'nin 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da Almanya'nın önünde olma ihtimali ve bundan sonra Güney Kore'yi nasıl yakalarız duygusu içerisinde bundan sonraki yılları düşünme ihtimali gündeme gelmiş oluyor. Dünya çelik sektöründe bu performansla kapasite kullanım oranında bir gevşeme var. Dünya çelik sektöründe 2018 yılında %82'ye yaklaşan kapasite kullanım oranı 19 ve 20'de bir düşüş göstermişti. %75 seviyesine düşmüştü. Bu yılın rakamı henüz açıklanmadı ancak bunun da %75'in üzerinde olmayacağını tahmin ediyoruz. Bu son yıllarda Türkiye'deki çelik sektöründeki olumlu gelişmeler sayesinde Türkiye'nin de %75'e yaklaştığını, %75'i bulduğunu ve dünya ile arasındaki farkı kapattığını görüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda dünyada %80 iken bizde %65'ti. %80 küsürken bizde %65'ti. Dolayısıyla son 2 yıl içerisinde göstermiş olduğumuz performansla aradaki farkı kapatmış bulunuyoruz. Hatırlarsanız 2020 yılında özellikle Batı ülkelerinde çelik üretiminde çok ciddi düşüşler yaşanmıştı. Dünya çelik üretiminde ise %0.9'luk bir düşüştü. Sonradan revize ettiler ama çok fazla da değişmedi. Buna karşılık biz %6'lık bir büyüme göstermiştik. İlk aradaki farkı kapatma yılı 2020 yılı olmuştu. Yani pandeminin en ağır şartlarındaki çalışma tarzımız itibariyle bu arayı kapatma yönünde bir ciddi adım attık. Bu ikinci adımı da 2021 yılında göstermiş oluyoruz. Dolayısıyla biz %75'le muhtemeldir ki önümüzdeki 1-2 ay içerisinde bunu 0.1 puanlık bir artışla destekleyebilir. Dünyayı belki 0.1 ile de geçebiliriz yıl sonu itibariyle diye düşünüyorum. Kapasite kullanım oranı biraz evvel belirttiğim gibi işte dünyanın %85 olduğu dönemde %67, geçen yıl %65, bu yıl %75 ona itibariyle görünüyor. Dünyanın nihai ürün tüketimi itibariyle baktığımızda 1.855.000 ton seviyesine dayandığını görüyoruz. Türkiye'nin tüketimi itibariyle baktığımızda 29,5 milyon ton 2020 yılında ve 2021 yılının 10 ay itibariyle 28 milyon ton. Yani geçen yılın tümündekini 10 ay içerisinde gerçekleştirmiş gibi bir görüntü veriyoruz. Bunun önümüzdeki 2 ay içerisinde yaklaşık 5,5 milyon tonluk bir artışla 33,5 milyon tonluk bir seviyeye çıkacağını söyleyebiliriz. Bu beklentimizin biraz altında 34 milyon tonun üzerinde bekliyorduk ama yine de iyi bir performans. %20'lerin üzerinde bir tüketim vardı baz etkisi. Son aylarda ciddi bir düşüş oldu. Özellikle Eylül ayında %20 civarında tüketimde düşüş söz konusu oldu. Bu tabii beklenmedik bir durumdu. Özellikle inşaat sektöründeki daralmadan dolayı inşaat sektörünün tüketimi %40 düşünce yas ürünlerde daha mütevazi olan rakamlar onu yeterince destekleyemediği için tüketimimiz %13 seviyesine geriledi. Önümüzdeki aylarda da tüketimde bir gevşeme olacağını söyleyebiliriz. Ama %10'un altına tüketimin düşmeyeceğini ve yılı ciddi bir diğer ülkelere kıyasla ciddi bir tüketim artışıyla kapatacağımızı söyleyebiliriz. Ürünler itibariyle tüketime baktığımızda uzun ürünlerde 21.8, yas ürünlerde 12.4 milyon tonluk üretim söz konusu. Yıl sonu itibariyle bunun 14.5-15 milyon ton seviyesine ulaşacağını düşünüyoruz yas ürünlerde. Bu yas ürünler açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Bilhassa önümüzdeki yıl itibariyle bu rakamın
daha hızlı bir şekilde önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde daha hızlı bir şekilde gelişeceğini, yeni yatırımların devreye girmesiyle ve bizi çok rahatsız eden 8 milyon ton 10 ay itibariyle 7.9 8 milyon tonluk yası ürün ithalatının hızlı bir şekilde düşüş eğilimi içerisine gireceğini ve sektörümüzün Türkiye'nin dış ticaret ve ödemeler dengesi açığının kapatılmasına olan katkısını daha da arttıracağını düşünüyoruz. Yine ürünler itibariyle yassı ve uzun ürün olarak baktığımızda yassı ürünlerde 14.9, yassı ürünlerde 14.9, uzun ürünlerde 12.7 milyon tonluk bir tüketim söz konusu 10 ay itibariyle. Yavaş yavaş da olsa yassı ürünlerin sanayileşmiş ülkelerdeki yapıya benzer, bizde tam 60'a 40 uzun ürünlerdi. Bu yassı ürünlerde 60'a 40 şeklinde dönüşmeye başladı. Son birkaç yıldır bu yönde bir gelişme var. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu noktada Türkiye'nin çelik tüketim yapısının batılı ülkelerle aynı yapıya doğru geliştiğini, evrileceğini söyleyebiliriz. İthalatın toplam çelik tüketimimiz içerisinde payına baktığımızda %30'lar seviyesinde olduğunu görüyoruz. %34 seviyesinde. Ancak bizi en çok rahatsız eden yassı ürünlerdeki ithalatın payı, bu pay %53 seviyesinde. Bunun çok daha azına Avrupalıların tahammül etmediğini, %12, %13'e geldiğinde bu kadar ithalat ne olur, kıyamet kopardıklarını ben bizzat toplantılarda biliyorum. Türkiye'de çarpık bir durum söz konusu. Bunun içerisinde kısmi çelik sektörünün sorumluluğu bazı ürünlerde üretimin olmaması ama bu aradaki yeterli olmaması ya da o şekilde değiştireyim ama aradaki bu %53'ü ifade edecek bir durum söz konusu değil. Olsa olsa 2-3 puan ifade edebilir. Geri kalan kısım ithal iradesinin ağır basmasından kaynaklanıyor. Önümüzdeki yıllarda bunu da ortadan kaldıracak bir bolluk olacağı kanaatindeyim. Bütün bu durumlara rağmen ihracatımızın ithalatı karşılama oranında bir gelişme olduğunu, 16.6 milyon tonluk ihracata karşılık 12.9 milyon tonluk ithalatın söz konusu olduğunu, yani tabii 12.9 milyonun çok yüksek olduğunu zaten söylüyoruz ama yine de başa baş noktasından daha böyle aradaki farkın arttığı noktaya doğru geliyoruz. %110 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı %115 seviyesini geride bırakmış bulunuyor. Son 2-3 aydır ihracatımızda çok ciddi bir performans var. Bu ihracatımızın artışında biraz da yurt içi talepteki daralmanın çelik sektörü üzerindeki baskısının olması da etkili. Malumunuz Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Avrupa Birliği'ne ihracatımızda ciddi sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde şöyle bir daha iyi durum söz konusu. Orada bir canlanma var ihracatımızda. Mesela yassı ürünlerde geçen gün bir haber düştü. İşte son bilmem kaç ay içerisinde ilk defa Amerika'da yassı ürün fiyatları 1800 dolar seviyesine indi. Şimdi bizde 900 dolar olan yassı ürünler Amerika Birleşik Devletleri'nde 1800 dolar. Düşünebiliyor musunuz? Yani 1 milyon ton yassı ürün üreten 800 milyon doları, 900 milyon doları cebine atıyor bir yılda. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde toplantıda bu global kapasitede falan Amerikalılar eski alışkanlıklarıyla hemen özellikle Çin'i kastediyorlar. Burada işte devlet yardımları var. Bu konularda dikkat edilmesi lazım. Ekses kapasiteler var. Yeni kapasiteler oluşturuluyor. Buna karşı ortak hareket etmeliyiz falan. Bu eski ezber. Orada ben de söz aldım, dedim ki yani bunu söylüyorsunuz da şu anda ton başına size koruma tedbirleri sebebiyle aktarılan para ton başına 800 dolar, 900 dolar, 1000 dolar. Bunun bütün tonaj itibariyle değerlendirilmesinde her kuruluşa birkaç milyar dolarlık bir kaynak tahsisinin söz konusu olduğu çok net ortaya çıkıyor. Kendilerinin de itirafı var. İşte
2 ay evvel 8 milyon ton yeni kapasite devreye girdi. Şimdi de 7 milyon ton yeni kapasite devreye girecek. Hem Avrupa'da hem Amerika'da tamamıyla karşı olduklarını söyledikleri yöntemlerle sadece devlet doğrudan ceplerine koymuyor da fiyatların yükselmesine imkan sağladığı uygulamalarla onlara bu kaynak tahsisini yapıyor ve onlar da hem etkin olmayan atık kapasiteleri devreye sokuyorlar hem de yeni kapasiteler oluşturuyorlar. Bir taraftan da bağırıyorlar. Yani Yavuz hırsız ev sahibini bastırır derler ya. Efendim işte bunların devam etmemesi lazım. Ya tamam, 2015 yılında Çin dünya piyasalarını işgal ediyordu. Türkiye'ye burada fiyatları 180, 190, 200 dolar civarındayken 250 dolara yas ürün geldiğini biliyorum. Bir borucu üretici biz de aldık. Ne yapalım? Bu şartlarda Türkiye'deki maliyetleri de biliyoruz. Almak mecburiyetindeydik dedi. Bir şey de söyleyemedik. Çin bu şartlardayken geri adım attı. 2 yıl içerisinde piyasalardan çekildi. Şimdi Çin'in şimdi elindeki kapasite dünya piyasalarına girip son derece etkili sonuçlar almasına imkan vermez mi diye düşünüyoruz. Hayır. Bu bir karara bağlı. Bir gecede eski uygulamaları sürdürmek istemesi halinde dünya piyasalarını tekrar işgal edebilir. Onlar böyle yapıyor. Sizin hassasiyetlerinize dikkat ediyorken siz herkesin gözünün içine baka baka çelik sektörüne milyarlarca dolar kaynak aktarıyorsunuz. Bir de eskiden olduğu gibi eski ezberle bağırıyorsunuz. Çıt çıkmıyor tabii. Biz eleştirdiğimiz zaman susuyorlar. Cevap dahi veremiyorlar. Maalesef tam bir pişkinlik söz konusu. Hem Avrupa Birliği'nde hem Amerika Birleşik Devletleri'nde bunları tabii kabul etmek mümkün değil. Serbest piyasa mekanizması çalışmıyor. Buna rağmen Avrupa Birliği'ne olan ihracatımız eski yıllardaki seviyelerde olmasa bile 7 milyon tonluk bir ihracat yaptığımız döneme kıyasla oldukça geride olsa bile Avrupa'nın ihtiyaçlarının da baskın olmasının etkisiyle iyileşme durumunda. Benzer şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik ihracatımızda da geçmişte grafik çok net bir şekilde gösteriyor. 2 milyon tonun üzerindeki ihracat yaptığımız dönemlerle karşılaştırdığımızda mütevazi kalıyor olsa da o yüksek fiyatlar sebebiyle o %25 verginin bile engellemeye yetmediği durumlarda yapılan ihracatlar sayesinde bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Biraz evvel söyledim, Türkiye'nin ihracatının ithalatı karşılama oranında %109'dan %115'e çıkmış vaziyette. Önümüzdeki 2 ay içerisinde ihracatımız bu şekilde devam ederse 1-2 puan daha yükselme bekliyoruz burada. Şimdi bütün bu anlattıklarım bizi dünya çelik üretiminde 8 ile 7 arasında gidip gelen ve 7. sıraya doğru kalıcı bir şekilde yerleşeceğimiz intibaını veren durumumuz dünya çelik ihracatında da 6. sıraya yerleştiriyor. Burada da kısa bir dönemde olmasa da orta vadede Almanya'yı geride bırakmayı ihtimal dahilinde görüyoruz ama ondan sonra Güney Kore daha biraz sıkıntılı. Almanya'yı geride bırakma ihtimalini söylerken de özellikle Çin'den ayrılma politikalarının bundan sonra da sürdürülmesi halinde imalat sanayimizin daha fazla çelik kullanmasının sağlayacağı katkıları da dikkate alabiliriz. Buna karşılık biraz evvel belirttiğim gibi ithalatta da 7. sırada 6. sırada olmamızı anlamak oldukça zor. Bu ithalattaki durumumuzu önümüzdeki yıllarda daha da iyileştireceğimizi düşünüyoruz. Şimdi 2020 yılı son derece sıkıntılı bir yıl olmuştu ve biz o yıl içerisinde aradan çıkmayı başarabildik. 2021 yılı da son derece sıkıntılı bir yıl oldu. Şimdi bir taraftan konteyner krizini hatırlarsınız. Herkesin konteynerlara bütün ülkelerin yüklenmesi ama Çin'de bunların yığılması sebebiyle konteyner fiyatları arttı. Taşıma fiyatları arttı. Petrol fiyatlarındaki artış eğiliminin sonucu olarak taşıma fiyatları, konteyner fiyatları yani bazı ürünlerde çelik sektöründe değil de bazı ürünlerde ürün fiyatı kadar taşımacılık fiyatları ortaya çıktı. Bu tabii dünya ticaretini olumsuz yönde etkiledi. Şimdi yeşil mutabakatın devreye girmesi biraz evvel biraz sonra Muammer Bey yeşil mutabakat konusunda detaylı bilgiler verecek. Şimdi yeşil mutabakat eğiliminin devreye girmesiyle
kömür kullanımında bir düşüş eğilimi ortaya çıktı. Kömürün üzerinde baskı oluştu. Doğalgaza yönelme, doğalgaz fiyatlarını arttırdı. 4 misline yakın fiyatlar arttı. Doğalgaz fiyatları artınca doğalgazla elektrik üreten ülkelerde elektrik fiyatları arttı. Avrupa Birliği'nde 400 euroya kadar yükseldi. 1000 kilovatlık bir elektrik fiyatı 400 euroya kadar yükseldi. Bizde de 25-30 kuruş olan fiyatların tavanı 130-140 kuruşa kadar yükseldi. Yani çok kısa zamanda oldu bunlar. Tamam yüksek de olsa bunu ödeyelim dediğimizde fiyatını ödeseniz de kullanamazsınız dediğimiz şartlar denilen şartlar yaşandı yaz aylarında. Tüketimin en yüksek olduğu o tavanların da yükseltilerek bütün kapasitelerin devreye sokulmasına rağmen ihtiyaca yeterli olacak üretimin yapılamadığı durumlar yaşandı. Çünkü bizim malumunuz hidroelektrik santrallerimizin toplam elektrik üretimi içerisindeki payı %38. Bu %38'lik pay bu yıl %22-23 seviyelerine kadar düştü iklim değişikliği sebebiyle. O da yedekleme yerine gerçek anlamda ihtiyaca cevap vermek için kullanılmaya başlayınca orada sıkıntı yaşandı. Ve yaz aylarında seramik, çelik sektörü gibi sektörlerden daha tüketimi dikkatli yaptı. Bu da üretimde olumsuz etkilere yol açtı. Yani yaz aylarında üretimimizdeki artışın yavaşlamasının bundan da etkilendiğini söyleyebiliriz. Bunları neden anlatıyorum? Sıkıntılı bir dönem yaşadık. Hala da o sıkıntılı dönem devam ediyor. Hurda ihracatına son aylarda engeller getirilmesi yönünde çalışmalar var. Malumunuz Rusya'da 2022 yılının Ocak ayından itibaren hurda ihracatına 70 euroluk ihracatın 78 euroluk ihracatın 100 dolara çıkarılması söz konusu. Ukrayna'nın 200 dolara çıkarma ya da tümüyle yasaklama eğilimi var. Avrupa Birliği utangaçlık içerisinde bazı sınırlamalar getiriyor. Bunu kademeli bir şekilde sıkılaştıracağını söyleyebiliriz. En temel girdilerimizden birisi bu. Önümüzdeki yıllarda bu girdi çeşitlendirmesi yapma ihtiyacımız ve bunu yaparken de yeşil mutabakat şartlarını dikkate alma ihtiyacımız. Keza enerjiyi de yeşil mutabakat şartlarına dikkate alan bir çerçevede hem üretmemiz hem tüketmemiz ve bunun da getirdiği maliyetlere katlanmamız söz konusu olacak. Dolayısıyla sıkıntılı bir dönem içerisindeyiz. Ancak bu sıkıntıya bizim hem ülkemizin ve hem de üreticilerimizin alıştığını söylemek çok olumlu bir bakış tarzı değil. Gerçekten böyle. Ben ekonominin içerisinde 1976 yılında Ticaret Bakanlığı'nda çalıştım. O tarihten bir yana, bu yana bir yıl iyiyse iki yıl kötü, iki yıl iyiyse bir yıl kötü. Şöyle bir 10 yıl iyi olan dönem hatırlamıyorum. Yani belirli dönemler var. Ya mesela AK Parti iktidarının ilk yarısında, ilk dönemindeki 3-4 yıl, ANAP iktidarının ilk dönemindeki 3-4 yıl ekonomide bazı şeyler son derece iyi gitmişti. Ancak onun dışında politik mülahazalar, bir takım ön yargılar falan da devreye girdiği zaman ekonominin dengeleri alt üst oluyor. Bu anda, şu anda da mesela İmsat'ta inşaat malzemecileriyle falan konuştuğumuzda şöyle diyorlar, yani itiraf etmeliyiz ki, herkes konuşurken itiraf etmeliyiz ki bizim için de çok iyi bir yıl oldu. Kimse kötü yıl olduğunu söyleyemiyor. O zaman bu herkesin itiraf etmeliyiz ki çok iyi bir yıl yaşadığını söylediği şartlarda mevcut olan biteni anlamakta insan güçlük çekiyor. Ama bu bizi engelleyici bir durum olarak ortaya çıkmayacak. Özellikle ihracatı olanlar açısından, ihracat döviz girdisi olanlar açısından yeni dengeler oluşacağına inanıyorum. Şu anda yaşanmakta olan şartların da geçici olacağını ve çelik sektörümüzün bundan sonraki 3 yıl içerisinde bu yıl 40 milyon tona ulaşmasını beklediğimiz üretiminin 50 milyon tona ulaşacağını değerlendiriyoruz ve gelişmelerin de bu yolda, bu yönde olduğunu biliyoruz. Bunun en güzel tarafı da bu 40 milyon tonun şimdilerde üretimimizi ihraca sırtlıyor. Yani son birkaç aylık ihracattaki yüksek oranlı artış sayesinde üretimimiz bu rakamlara ulaşabiliyor. Ama önümüzdeki yıllarda iç tedariğin çok daha ağırlıklı olacağı, daha sağlıklı bir yapının oluşturulacağına ve
Türkiye'de ihtiyaçları karşılayacak çelik sektörü, çelik üretiminin bulunmasının verdiği güvenle imalat sanayimizin performansının da daha hızlı bir şekilde artacağına inanıyorum. Bu açıklamalar çerçevesinde burada hem üretici hem tüketici durumunda bulunan bütün kuruluşların temsilcilerine de önümüzdeki yıl için üstün başarılar diliyorum. Bu yılki başarılarla dolayı da tebrik etmek istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Veysel Bey, çok özür dilerim. Belki soru alabiliriz. Doğru, vaktiniz doğru. Varsa. Yani, çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada tabii tekrarlamak istiyorum. Online olarak çevrim içi izleyen katılımcılar da sorularını yöneltebilirler. Salondan da soruları alacağım. Ben bir soruyla başlayabilir miyim müsaade ederseniz? Üretimin önümüzdeki yıllarda 40'tan 50 milyon tona çıkmasını öngördüğünüzden bahsettiniz. Düşmeden kurtardım. Burada tabii mutlaka kapasite artırımları, yeni yatırımlar söz konusu olacak. Belki çok detayına girmek istemezsiniz o yeni yatırımların ama ne kadar sıvı çelik yatırımı kabaca beklendiğinden söz edebilirseniz sevinirim. Bir de tüketimin içeriye dönük olarak artmasını öngördüğünüzden de bahsettiniz. Önceki yıllarda inşaat sektörünün tüketiminin %70'lere vardığı dönemler de yaşadık. Nasıl bir dağılım öngörüyorsunuz? Var mı böyle bir öngörü? Onu öğrenmek istiyorum. Şimdi açıkçası bundan sonraki yıllarda uzun ürün tüketiminin yassı ürün tüketiminden daha fazla olacağı bir dönemin gelmeyeceğini tahmin ediyorum. Yassı ürünlerin bundan sonra daha ağırlıklı olacağı, imalat sanayimizin gelişmesinin de bu yönde olduğu kanaatindeyim. Ancak uzun ürün tüketimi Türkiye'nin altyapı ihtiyacı ve konut ihtiyacı dikkate alındığında çok ağırlıklı bir pozisyonda olmaya devam edecek. Yani Batı ülkelerindeki 80-20 seviyelerinden ziyade 60-40-70-30 gibi hedefleri düşünebiliriz. Bu böyle 10 milyon tonluk ilave üretim içerisinde yeni kapasiteler de var, ilave kapasiteler de var. Yani yeni tesisler de var, ilave kapasiteler de var. Ve bunların hepsinin de 2-3 yıl içerisinde devreye gireceğini, büyük bir kısmının bunun devam edeceğini, uzun üründe de özellikle fil maşin alanında 5-6 yeni yatırımın söz konusu olduğunu, bütün ihtiyaçlara cevap verme yönünde. Şunu açıkça söyleyebiliriz. Yani çelik sektörümüz Türkiye'nin ihtiyacı olan tüm ürünleri üretme konusunda hem istekli hem de kabiliyete sahip. Burada şöyle bir yaklaşım bence çok uygun değil. Böyle şurada yeterli üretim yok, bunu hemen ithal edelim yerine nasıl üretebiliriz diye üreticilerle bir işbirliği içerisinde olunması halinde hem sağlam bir kaynak hem de böyle fiyatlardaki dalgalanmalardan etkilenmeyen bir kaynak bulmuş oluruz. Ben hatırlıyorum bu TANAP projesinde ithalat yönünde bir eğilim vardı. $640 civarında bir fiyat söylediler. Çin'den almak istiyorlardı. Bizim üreticilerimize $640 verirseniz ancak bunu kurtarıyorum. Daha fazlasını kabul etmeyiz dediler. Bizimkilerden bazıları da Zara o sırada onu kurtaramıyordu onların fiyatlandırması. Zara etmek pahasına peki dediler. Fakat fiyatlar düşmeye başladı. $640 hadi imzalayalım dendiğinde yok şimdi biraz daha indirim isteriz. Sonra panic consciousness yapıp $640'ın altında diyelim ki $620'la imzaladılar. Ama Türkiye'ye gelene kadar, Çin'den gelirken fiyatlar $500-$550 kadar düştü. O kardan, kafalarındaki kardan da zarar ettiler. Oysa ki Türkiye'de bir yeri destekleseler, onu üretecek bir çelik kuruluşu olsa, sonra o kuruluşumuz hiçbir şey olmadığı halde kendi imkanlarıyla kaynak tahsiye yaptı. Yani 3-5 ton son dakikada o talebi getirdiler. 3-5 ton gidip üretmek pahasına o sertifikayı aldı ama buradan Türkiye kaybetti. Bunu kullanmayanlar kaybetti. Bu üslup yanlış bir üslup. Beni hayal kırıklığına uğrattığı için hiç unutamadığım bir üslup. Böyle olmamalıydı. Türkiye'de bir şey üretilebiliyorsa bunu mutlaka zorlamalıyız. Yani şimdi bir kabiliyeti olan bir kuruluşa gidip bunu üretin arkadaş. Biz sizden almak istiyoruz. Çünkü hem ihtiyacımız var hem sizin avantajınıza hem bizim avantajımıza. Bundan kaçamazsınız demek mecburiyetindeyiz. Bunu yapmıyoruz. Kolaycılığa kaçıyoruz.
Bununla günü kurtardığımızı zannediyoruz. Pek çok durumda da o günü de kurtaramıyoruz. Altında kalıyoruz. Bu 7-8 milyon tonun bu şekilde bu 7-9 milyon ton yıl sonu itibariyle muhtemelen 12 milyon tona kadar çıkacak. O 10 milyon tona kadar çıkacak. Bunun büyük bir kısmının yeni üretimlerle Türkiye'de kalacağını düşünüyorum. İhracatı da destekleyici bir durum olacağını düşünüyorum ama bizim ihracatı yegane faktör olarak görmememiz gerekiyor. Dünyadaki korumacı yaklaşımlar çok ortada. İç piyasamızda sırt sırta verip çalışmayı hedefleyen bir üslubumuzun olması, buna ağırlık vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, Veysel Bey'e soru var mı? Online taraftan var galiba. Ayça. Avrupa Birliği ve Güney Kore menşeli, yeniden tekrar edeyim, Avrupa Birliği ve Güney Kore menşeli sıcak yassı çelik ürünlerine yönelik dumping soruşturması hakkında görüşlerinizi paylaşabilir misiniz? Evet, malumunuz her iki kaynak da Türkiye için sıfır vergiyle ithalat yapılan kaynak. Onların bu imkanı biraz fiyatlarına da yansıtarak Türkiye'ye yoğunlaşma eğilimi içerisinde olduklarını, bundan dolayı da çelik üreticilerinin bundan rahatsızlık duyduklarını ve yapılan çalışmaların da bu eğilimi tespit ettiğini düşünüyorum. Ama bu soru bana şunu hatırlattı. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ile yapmış olduğu görüşmelerde kendisine uygulanmakta olan korunma tedbirini 3.3 milyon ton için ortadan kaldırdı. Güney Kore zaten %70'lik bir muafiyet sağlamıştı daha evvel yapmış olduğu ihracata. Türkiye Amerika'nın paydaşı. Diğer paydaş ülkeler de Amerika Birleşik Devletleri benzeri anlaşmayı yapacağını söylemişti. Japonya ile görüşüyor, İngiltere ile görüşmeye başladı. Türkiye ile 100 milyar dolarlık ihracat hedeflendiğini iki ülkenin cumhurbaşkanları açıkladı. Bu samimi bir hedef ise bu hedefin içerisinde çelik sektörünün bulunmaması imkansız. Çünkü çeliği ihraç etmediğimiz zaman dengeli bir ihracatı nasıl dış ticareti nasıl gerçekleştireceğiz? Dolayısıyla hemen derhal hem ilgili makamlarımızın bu yönde girişimde bulunmaları lazım. Onlara da gerektiği taleplerimizi intikal ettirdik. Ve hem de bu açıklamayı yapan ülkelerin de Türkiye ile ilgili koruma tedbirlerini bu yönde yumuşatmaları gerekir diye düşünüyorum. Bunun iki tarafında lehine olacağını, Amerikan halkının her üründe 1.000 dolar daha fazla ton başına ödeyerek çelik tüketmekten kurtarılması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler Veysel Bey. Bir online daha. Sorumuz daha var, onu da ileteyim. Çin'den önümüzdeki dönemde agresif hareketler görebilir miyiz? Berat Köprülü'nün sorusu online. Bu kadar mıydı efendim soru? Bu kadar. İki tane daha var. Bunu yapmayınca da alabilir mi? Çin'den, diğerlerini de söyleyeyim. Tabii, hepsini tamam. Alayım, ona göre. Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi hususu epeydir gündemde kaldı. Yeşil mutabakat ile birlikte değerlendirdiğimizde bu konuda bir netice bekliyor musunuz? Hüseyin Soykan'ın sorusu. Bir tane daha var. ABD ile AB'nin Section 232 anlaşmasının etkileri ne olabilir? Bu da Ersun Özdemir'in sorusu. Evet. Şimdi efendim, birincisi Çin'den agresif hareketler bekleyebilir miyiz? Çin'in ihracatında bir hareketlenme olduğu doğru. Ama agresif hareketlerin Çin'in geçmişte deneyip çok ciddi reaksiyonla karşı karşıya kaldığı bir yaklaşım olduğunu hatırladığımızda Çinlerin daha akıllı davranacaklarını ümit etmek istiyoruz. Böyle çok ciddi maliyetlerle üretip bunu piyasaların altında fiyatlarla satmanın kendilerine bir faydasının olmadığını gördüler. Yeşil mutabakata uyum konusunda da irade beyan ettiler. Bir 8-10 yıllık bir gecikmeyle de olsa. O açıdan daha sınırlı bir agresif hareket demeyelim de bir artış, satışlarda artış eğiliminin olabileceğini düşünüyoruz. Şu anda da var zaten ama bunun sınırlı kalacağını değerlendiriyorum. Avrupa'ya ve Amerika'ya aralarındaki anlaşmanın
ilk başta olumsuz bir yansıması olur. Yani şimdi Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri'ne daha uygun şartlarda 3.3 milyon tonu satarsa gayet de bu rekabet şartlarına aykırı olur. Ama buna rağmen Türkiye'nin yapacağı ihracata da, bugünkü seviyelerdeki ihracata da Amerika Birleşik Devletleri'nin ihtiyacı var. Bir husus daha, 3.3 milyon tonu Amerika'ya satan Avrupa'nın ihtiyacını kim karşılayacak? Burada da bir Türkiye'nin Avrupa'ya daha çok satmasına imkan tanıyan esnemeler olabilir diye düşünüyorum. Ama en büyük fayda hem Avrupa'nın hem Amerika'nın Türkiye'ye karşı uyguladıkları koruma tedbirlerini biraz esnetmeleri şeklinde ortaya çıkar diye düşünüyorum. Dolayısıyla son kertede Türkiye'nin de ticareti serbestleştirmesi yönüyle bundan yararlanabileceğini ümit etmek istiyorum. Bazılarımız bunu olumlu bir bakış olarak görebilirler. Ama ben bu şekilde düşünmeyi daha yararlı olarak görüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Veysel Bey. Başka soru yok herhalde. Işıktan da göremedim ama. Evet, çok teşekkür ederim.